Kestiğim erişteler, fırında kızarttım. Şöyle bakın, bunun linkini şöyle bırakacağım. Oradan nasıl kestiğimi, içerisinde neler olduğunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eriştesini de pişirdim. Sizlerle buluşturdum. Şimdi bakalım erişteyi nasıl pişirmişim. Hep birlikte izlemeye geçelim. Koydum içerisine. Şöyle 2 yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Erişte yapacağımız için erişte yağı sever. O yüzden tereyağını bol koyalım. Çok az da zeytinyağı ekleyeceğim. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar. Yağı güzelce eritiyorum. Yan tarafta da böyle demliğimde sıcak su kaynıyor. Sıcak su ekleyeceğim. Haşlama yöntemiyle yapmayacağım. Demleme yöntemiyle yapacağım. Yağı güzelce kızdırıyorum burada. Köpük köpük olana kadar ısıtacağım. Hafif kızarması gerekiyor. Benim bu evde yaptığım, fırında kızarttığım erişte. Şimdi bunu güzelce tavaya koyacağım. Kırmadan yavaş yavaş şöyle. Üzerine sıcak su ekleyeceğim için böyle çok fazla görünüyor olabilir ama sıcak suyu ekleyince inecek şimdi. Şöyle göz kararıyla 1 bardak kadar su ekleyeceğim. Bir su bardağı kadar suyu ekledim. Ağzını kapatıyorum. Bu birazcık yumuşasın. Şu anda eriştenin altı açık. Şöyle yavaş yavaş karıştırabilirim. Bakın yumuşadıkça küçüldü. Yavaş yavaş alt üst yapalım. Suyunu çekti. Yine 1 bardak su ekleyeceğim. Şöyle. Şimdi bunu pişmeye bırakıyorum. Bu aşamada altını kısıyorum. Kapağını da kapatıyorum.
bir kontrol edelim. Eğer gerekiyorsa çok az biraz su daha ekleyebiliriz. Çok az daha suya ihtiyacım var. Evet, yarım bardak su ekledim. Yine çok kısık bir ateşte pişmeye bırakıyorum. Suyunu çekti güzelce. Bir karıştıralım. Altını söndürelim. Bir 10 dakika dinlenmeye bırakalım. 10 dakika sonra da servisini yapalım. Eğer tuzsuzsa tuz ekleyebilirsiniz üzerine. Ben eklemeyeceğim. Peynirle servis yapacağım için tuza hiç gerek yok. Şimdi altını söndürüyorum. Ağzını kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum bu şekilde. Eriştemiz güzelce pişti. Servis tabağına alıyorum. Biraz soğuduktan sonra onlar tel tel açılıyorlar. Hiç merak etmeyin. Şöyle bakın, tel tel açılıyorlar. Şimdi bunu nasıl servis yapıyoruz? Nasıl tüketiyoruz? Bu şekilde servis tabağına aldık. Evet. Ama üzerine neler koyabiliriz? İsteğe bağlı çok şey ekleyebilirsiniz. Şöyle bakın arkadaşlar. Tel tel açılıyor böyle soğuyunca. Bu şekilde şahane bir tadı var. Tereyağıyla yapılınca da bambaşka bir şey oluyor zaten. Şimdi bu eriştemizin üzerine şöyle ceviz, küçük küçük ceviz kırdım. Böyle atabilirsiniz. Kaşar koyabilirsiniz. Bunlar opsiyonel. Yine isteğe bağlı. İsterseniz ekleyip isterseniz de çıkarabilirsiniz. Şöyle peynirlerle de süsleyelim. Evet, fırın eriştem bu şekilde. Sizler de yapın, tadına bakın. Muhteşem oluyor arkadaşlar. Sevdiklerinizle paylaşın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp altına da küçücük olsun bir yorum yazarsanız, bir gülücük, bir kalp bırakırsanız çok memnun olurum. Videomu başka arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşıp kanalımı büyütmeme de yardımcı olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Sevgiyle Yaşam kanalında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.